Merhabalar sevgili gençler. 40 soruda permütasyon, kombinasyon, olasılık videosunu izliyorsunuz. Bu videodan hemen sonra aynı serinin türev ve integral versiyonlarını bulabilirsiniz. PDF dosyasını açıklama kısmına bıraktım. Abone olup bildirimleri açtıysanız derse başlayalım. İlk soru: Rakamlarının çarpımı rakamlarının toplamına eşit olan 2 ya da 3 basamaklı kaç tane doğal sayı vardır diye sormuş. Önce iki basamaklılar için düşünelim. Ben öyle sayılar yazmalıyım ki bunların rakamları toplamı rakamları çarpımına eşit olsun. Yani iki rakamın toplamı iki rakamın çarpımına eşit ise bu sadece ama sadece 2 artı 2 eşittir. 2 çarpı 2 ile mümkündür. Dolayısıyla bu, bunu sağlayan tek bir sayı vardır. O da 22 sayısıdır. Peki bu 3 basamaklı olmuş olsaydı o zaman ne olurdu? İşte burada da şu devreye giriyor. Rakamların toplamı rakamların çarpımına eşit olan sadece 1 artı 2 artı 3 eşittir. 1 çarpı 2 çarpı 3 yani 3 faktöriyel vardır. İkisi de 6 yapar sevgili arkadaşlar. Buraya da 123 sayısı vardır diyemeyiz sadece. Çünkü bu 123 sayısının rakamları yer değiştirse de bunu sağlayacaktır. Dolayısıyla 123 gibi 213 vardır, 231 vardır ve bunları tek tek saymak yerine bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirir deyip 6 tane de bundan vardır dersek e bir tane de burada 22 sayısı vardı toplam 7 tane sayı vardır bu şartı sağlayan sevgili gençler. İkinci sorumuz bir A kümesi vermiş bunun elemanları BLC'den oluşuyor B kümesi de 2 0 1 8'den oluşan bir küme. Bir yayın evi hazırladığı bir soru kitapçığındaki soruların kare kod şifrelerini bu şekilde belirlemiştir. A kümesinden 2 harf ve B kümesinden 3 tane rakam seçiliyor. Buradan 2 tane seçeceğiz. Buradan da 3 tane seçeceğiz. Her şifre bir soruya ait olduğuna ve tüm şifreler kullanıldığına göre yayın evinin hazırladığı bu kitapçıkta kaç soru vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar VLC'den oluşan 3 elemanlı kümeden 2 tane seçeceksek bunu 3 farklı elemandan ikisini seçerek yapabiliriz. Yani 3'ün ikili kombinasyonu çarpı diyeceğiz. 2018'den yani 2018'den 3 tane seçeceksek 4'ün üçlüsü biçiminde de bunu seçeriz. E buradan 3'ün e, ikilisi 3 üç, 4'ün üçlüsü 4 eşittir 12. Peki bu soru sayısı için az bir rakam. Şimdi ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bu oluşturduğumuz şifreler mesela B, L, 201. Tamam bu bir sorunun şifresi bu bir sorunun kodu. Yalnız şöyle bir durum var bunlar yerde değiştirebilirler. Yani bunlar kaç farklı şekilde yer değiştirecekler? 5 faktöriyel biçimde yer değiştirirler şifre 5 haneli olduğu için. Bu bulduğumuz 12 ile de 5 faktöriyeli çarparsak yani 120 çarpı 12 dersek doğru cevabın 1440 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Cevap denizde. Geçtik 3. soruya. Soldan sağa okunuşu ile sağdan sola okunuşu aynı olan doğal sayılara polindrom sayı denir. Örneğin 141 sayısı bir polindrom sayıdır. Buna göre 5 basamaklı doğal sayılardan kaçı bir polindrom sayıdır diye sormuş bize. Şimdi 5 basamaklı polindrom sayıları istemiş sevgili gençler. Bu polindrom sayılarda biliyorsunuz eğer e, tek haneli basamak sayısı varsa yani tek basamak sayısı varsa arkadaşlar ortadaki Kısım bizim simetri eksenimiz gibi davranacaktır. Yani bu ne demek oluyor? Bunu şu şekilde açıklayabiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın ee, buraya ben istediğimi yazabilirim. Yani buraya 10 tane rakamım var ya, 10 tanesini de yazabilirim. Çünkü zaten bunun simetri olmayacak. Peki sol taraftan başlayalım. Rakamları farklı falan dememiş, onu da belirtelim. Arkadaşlar 5 basamaklı bir doğal sayı istediği için buraya 0 gelemeyecek dolayısıyla 10 tane rakamdan 0'ı çıkarırsam 9 tane rakam buraya kalır. Artık buraya 0'ı ve diğer rakamları da kullanabileceğim için çarpı 10 derim. Peki diğer kısım ne olacak? Arkadaşlar örnek veriyorum. 5'i ortaya yazmıştık. Buraya da ben 1 ile 2'yi yazdım. Şunları seçmeme lüzum yok. Çünkü simetrik olacağı için zaten buraya yazdığım 2 buraya ya da yazılacak. Buraya yazdığım 1 buraya da yazılacak. Dolayısıyla sayıyı zaten şu an oluşturduk biz. Yani buralara gelecek olan ihtimaller 1 çarpı 1 olacak. Toplamda 9 çarpı 10 çarpı 10'dan 900 tane 5 basamaklı polindrom sayı vardır denilebilir sevgili gençler. Devam edelim 4. sorumuzda. A kümesini vermiş bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kümenin elemanları kullanılarak 3 basamaklı rakamları farklı ABC sayıları yazılacaktır. Buna göre A küçük B küçük C şartını sağlayan kaç sayı yazılabilir? Aslında klasikleşmiş bir soru. Peki bu klasikleşmiş soruyu nasıl düşüneceğiz? Hani normal şartlar altında bu sorunun cevabı 7'nin üçlüsüdür. Ama neden 7'nin üçlüsü? Bakın ben gözümü kapatıp şu sayıların üzerinde herhangi 3 tanesini seçecek biçimde elimi gezdirsem. Örnek veriyorum 2'yi. 6'yı ve 4'ü seçtim. Seçtik, seçtiğim sayılar 2, 6 ve 4 değil mi? Bakın zaten seçtiğim sayılardan mutlaka ama mutlaka e, 2 küçük, 4 küçük, 6 olacak şekilde 246 sayısından şarta uygun bir tane sayı vardır. Yani ben herhangi seçtiğim 3 tane sayıdan bu şartı sağlayacak bir tane bulurum. Dolayısıyla 7'nin üçlüsü kadar seçersem her birinden birer tane bu şarta uygun bir sayı yazacağım için Cevap 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyelden 6 ile buradaki 6 gider. 5 kere 7'den 35 gelir. Demek ki bu şartı sağlayan sadece 35 tane sayı varmış sevgili gençler. Geçtik bir sonraki sayfada 5. soruya. 5. soruda demiş ki A, B, C, D, E harflerinden her biri 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından biri ile eşleştirilerek 5 basamaklı A, B, C, D, E sayıları yazılacaktır. Bu sayıların kaç tanesinde? A artı B eşit D artı E eşitliği sağlanır. Yani arkadaşlar ben şuraya A, B, C, D, E sayılarını yazdığım zaman A, B, C, D, E diyelim. Tamam. Şu ikisinin toplamı yani A ile B'nin toplamı değil mi? Bize neyi verecekmiş? D ile E'nin toplamını vermesi gerekiyormuş. Peki ben e, bu 1, 2, 3, 4, 5 sayılarıyla bunları nasıl elde edebilirim? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4... 5'i buraya yazdığımız zaman bakınız 1 ile 5'i 2 ile 4'ü toplarsam bunların ikisinin toplamı da 6 yapacaktır ve birbirine eşittir. Dolayısıyla 1 5'i yazdım. Araya getirdim 3'ü koydum. Sonra da 2 ve 4'ü yazdım. Bakın şu ikisi kendi arasında 2 faktöriyel biçimde yer değiştirir. Çarpı. E buradaki ikisi de kendi arasında 2 faktöriyel biçimde yer değiştirir çarpı. Bir de arkadaşlar bu buraya gidebilir, bu da buraya. Yani bu gruplar kendi arasında 2 faktöriyel biçimde yer değiştirir. Toplam şu şekilde. Yani 1 ile 5 bu basamaklarda, 2 ile 4 bu basamaklarda olacak şekilde 8 tane sayımız varmış. Peki ben başka türlü nasıl elde edebilirim? Bakın arkadaşlar yine 1 2 3 4 5'i yazalım buraya. Şimdi burada da şunu fark etmemiz gerekiyor ki ben buradan 1'i buradan 4'ü, buradan 2'yi, buradan 3'ü seçersem 1 ile 4'ün toplamı 5 iken 2 ile 3'ün toplamı da 5. O halde yine aynı şekilde yazacak olursak bakın. 1, 4, bu sefer araya 5'i yazdım. Sonrasında da 2 ve 3 dedim. Burada arkadaşlar şu grup kendi arasında iki farklı şekilde, bu grup kendi arasında iki farklı biçimde ve bu gruplar da kendi aralarında iki faktöriyel biçimde yer değiştirirse yine buradan da 8 tane sayı gelecek. Peki başka var mıdır? Başka tabii ki vardır. Yine yazalım bakın 1 2 3 4 5'i. Sonrasında şöyle düşünelim. 2 ile 5'in toplamı 3 ile 4'ün toplamına eşittir. Dolayısıyla bu sefer de 2 5 ve 3 4 yazdım. Araya da neyi yazdım arkadaşlar? 1 yazdım. E peki bu, bunlar kendi aralarında yine 2, bunlar kendi aralarında 2. Gruplar da kendi aralarında iki farklı biçimde yer değiştireceğinden 8 tane de buradan vardır. Başka bu şekilde bu şartı sağlayan bir sayımız olmadığı için 8 8 8 daha toplam cevabımız ne olacak? 24 olacak sevgili gençler. Geçelim 6. sorumuza. Bir kırtasiyede 3 farklı renkte çok sayıda kalem ve 3 çeşit kalemlik vardır öğrencilere dağıtılmak üzere iki ayrı renkten 3 kalem ve bir kalemlikten oluşan bir hediye paketi kaç farklı biçimde hazırlanabilir? Şimdi üç farklı renkte çok sayıda kalem varsa ben buradaki renklere A rengi, B rengi ve C rengi diyeceğim. Bunlar bizim renklerimiz. Ve 3 tane çeşit kalemlik varmış. Kalemliklerin çeşitlerine de X, Y ve Z diyelim. Bunlar kalemlik yazalım. Burası da neymiş arkadaşlar? Kalem renkleri. Tamam. Şimdi bu üç farklı kalem renginden iki ayrı renkten üç tane kalem seçmek istiyoruz. Öncelikle seçmek istediğimiz renkleri belirleyelim. Bir, iki, üç tane rengimiz var. Üçün ikilisi biçiminde seçmek istediğim rengi seçerim. Peki hangi renkten iki tane olsun? Varsayalım ki A ve B renklerinden olmasını istedim. Peki hangisinden 2 tane olsun? 2 tane seçeneğim var. Ya A'dan 2 tanedir ya da B'den 2 tanedir. Bunu saymak için de 2 ile çarpacağız. Önce 3'ün ikilisiyle hangi renkten olması gerektiğini belirledik. Sonra da iki farklı ihtimalim olduğu için çarpı 2 dedik. Buradan kaç tane ihtimal geldi? 6. Şimdi bir de bunun yanına, bunun yanına seçtiğim için buradan gelecek olan ihtimali de çarpacağız x çarpı y çarpı pardon x y ve z kalemliklerinden herhangi bir tanesini seçeceğim. Yani 3'ün birisiyle seçerim bunu da. Toplam 3 kalemlikten bir tanesini diyeceğiz. Pekala 6 tane buradan şey vardı. Yolumuz vardı. 3 tane de buradan yol vardı. 6 çarpı 3'ten doğru cevabın 18 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Geçelim sevgili gençler 7. sorumuza. Bir menü gösterilmiş. Menüde çorbalar, sulu yemekler, kebaplar ve tatlılar var. Kaç çeşit çorbamız var? Ezogelin mercimek ve paça olmak üzere 3 çeşit. Sulu yemeklerden 4 tane var. Kebaplardan 3 çeşit var. Tatlılardan da 2 çeşit var. Yukarıdaki menüden bir çorba, bir sulu yemek ve bir tatlı hemen yazalım. Çorba, sulu yemek ve tatlı ve diğer ya da demiş bakın bir çorba, bir kebap ve bir tatlı. Çorba, kebap ve tatlı. Kaç farklı biçimde seçilebilir diye sormuş. Öncelikle bizim kaç tane çorbamız vardı? 3. Bu 3 tanesinden bir tanesi yani 3'ün birlisinden 3 diyeceğiz. Çarpı sulu yemeklerden 4 tane vardı. Tatlılardan da 2 tane mevcuttu. Bunların hepsini çarparsak 2 çarpı 4 8 çarpı 3'ten 24 farklı seçenek burada var. Çorbadan 3 tane vardı, kebaplardan 3 tane ve tatlıdan 2 tane olduğu için de bunları çarparsak 18 farklı seçeneğim de burada mevcut. Tüm seçeneklerimin toplamında ne yapacaktır? 42 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa'ymış. Geçelim 8. sorumuza. Ahmet'in 2 beyaz 1 mavi gömleği vardır. Hemen gömlek diyelim. Sıralamaya başlayabilirsiniz. Yani bu şekilde yazarsanız daha başarılı olacaktır, olacaksınızdır arkadaşlar. Gömlekleri yazdık. pantolonları yazacağız. Pantolon. Ve bir de neyi varmış? Ayakkabısı varmış. Ona da ayak desek yeterlidir sanırım. Pekala. iki tane beyaz. Beyaz beyaz diyelim. Tamam mı? Ve bir tane mavi gömleği varmış. Buraya da mavi yazalım. Pantolonlardan ise iki tane siyah. Siyah siyah yazalım siyah ve siyah. Bir de lacivert pantolonu varmış. Ona da laci yazalım. Ve bir tane siyah, iki tane kahverengi ayakkabısı varmış. Siyah, kahve ve kahve. Pekala. Sorunun kökünü okuyalım. Diyor ki Ahmet bir tane gömlek, bir tane pantolon ve bir tane ayakkabıdan oluşan kombinini gömlek, pantolon ve ayakkabı farklı renklerde olmak üzere kaç farklı biçimde hazırlayabilir? Şimdi burada sıkıntı yaratacak olan neler var? Pantolonda da ayakkabıda da siyah rengin olması var. Değil mi? E şimdi madem öyle bunu şu şekilde düşünebiliriz, bilir miyiz? Ben bunların her birinin farklı renkte olduklarını düşünsem. Yani gömlek için 3 farklı renk, pantolon için yine gömleklerden farklı 3 tane renk ve ayakkabı için de pantolon ve gömlekten haricinde 3 tane renk. Yani toplam 9 tane renkli giysilerim olsa benim. Buradan 3 farklı e, renkten bir tanesini, 3 farklı renkten bir tanesini ve 3 farklı renkten bir tanesini seçerdim. Yani toplam 27 tane ihtimalim olurdu. Peki burada aynı renkten hangileri vardı? Bakın şuradaki siyahtan seçelim tamam mı? Birin birlisi. Peki buradaki siyahlardan da ikinin birlisi biçimde seçelim. Ve bunun karşılığında da aynı renkte olsalar dahi buradaki beyazlar farklı kıyafetler oldukları için 1 2, 3 farklı seçenek var çarpı 3. Buradan gelen ne arkadaşlar? 6. Yani bizim burada istenmeyen durumumuz. Bakın pantolonla ayakkabıyı aynı renk seçtim. Bu istenmeyen durumdu. 6 taneymiş. 27 taneden yani tüm durumdan ben istenmeyen durum olan 6'yı çıkarırsam doğru cevabı bulmuş olurum. Doğru cevabımız 21'dir. Geçelim sevgili gençler 9. sorumuza. Bir mağazadaki şapka, gömlek ve pantolon modellerine ait renk seçenekleri aşağıdaki katalogda gösterilmiştir. Ali bu katalogdan her biri farklı renkte olacak biçimde bir şapka, bir gömlek ve bir pantolon seçecektir. Buna göre Ali bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir diye sormuş. Burada sıkıntı yaratacak olanlar bu sefer iki tane bakın. Bir beyaz şapka ve bir beyaz gömlek, bir siyah gömlek ve bir siyah pantolonumuz var. Şimdi eğer ki ben turuncu şapkadan başlasam. Tercihim turuncu şapka olsun. Burada gidilebilecek kaç tane ihtimal var? Siyaha gidersem siyah gömleğe, mavi veya gri pantolona gitmek zorundayım. Eğer ki beyaz gömleğe gitmiş olsaydım, beyaz gömlekten artık istediğime gidebilirdim yani. Siyah pantolon, mavi pantolon veya gri pantolona gidebilirdim. Tamam mı? E şimdi Peki beyaz şapkadan yola çıkarsam bu sefer beyaz gömleğe gidemeyeceğim. Direkt olarak siyah gömleğe gideceğim. Ve siyah gömlekten de siyah pantolona gidemeyeceğim için mavi pantolon ya da gri pantolona gideceğim. Toplam kaç tane adedimiz var bakın. En son gidilebilecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane durum var. Demek ki toplamda da cevabımız 7 farklı şekilde seçebilir. 7 farklı şekilde bu kombin yap yapılabilir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, yukarıdaki soruyu da yine bu bu tarzda çözmeye çalışabilirsiniz. Yalnız 21 tane olduğu için okları karıştırabilirsiniz. Haberiniz olsun. Burada seçenek sayısı az olduğu için bu ok yöntemiyle çözdük ve cevabı işaretledik. 10. sorumuz. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında 3 elemanı bulunmaz? Bu bir kombinasyon sorusu. Şimdi 3 elemanlı alt kümeler dendiği zaman hemen bir küme çizip şu şekilde 3 tane eleman yerleştiriyorsun. 3'ü eleman olarak istemiyorsa bunu ortalıktan kaldıracaksın. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanın var. Bu 5 tane elemandan 3 tane eleman seçmek istiyorsun. Bunu 5'in üçlüsü biçiminde yapabilirsin. Hatta kombinasyondan bu 5'in ikilisine eşitti değil mi? 3 ile 2'nin toplamı eğer 5 ise bunlar birbirine eşittir. 5'in 2 liste nasıl bulunuyordu? 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden doğru cevabın 10 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Geçelim sevgili gençler 11. sorumuza. Bir kümenin alt küme sayısı kümenin bir elemanı ise o kümeye özel küme denir. Örnek olarak da 0'a 4 kümesi kaç elemanlı bir küme? 2. Kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 2'den 4'tür ve 4 de bu kümenin elemanı olduğu için 0 ile 4 elemanının oluşturduğu küme bir özel kümedir. Buna göre aşağıdaki kümelerden hangisi bir özel kümedir? Öncelikle tüm kümelerin alt küme sayılarını yanlarına yazalım. Bunun 16 tane, bunun 2 üzeri 3'ten 8 tane, bunun 2 üzeri 4'ten 16, dolayısıyla bunun da 16 tane ve bunun da 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümesi vardır. Peki hangisi kümenin içerisinde sadece 16? Dolayısıyla cevabımız neymiş? Ceyhanmış sevgili gençler. Bakın fark ettiyseniz diğer bulduğumuz eleman sayıları kümenin içerisinde bir eleman olarak görünmüyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan demiştik. 12. soru. Bir kümenin eleman sayısı aynı zamanda kümenin en büyük elemanı ise o kümeye tam küme denir. Örneğin Eksi 1, 0, 3, 4 kümesinin en büyük elemanı 4 ve eleman sayısı 4 olup bu küme bir tam kümedir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi bir tam kümedir diye sormuş. Arkadaşlar burada ne demiş bakın örneğe bir bakalım. Eksi 1, 0, 3, 4 kümesinin en büyük elemanı 4'tür ve eleman sayısı da 4 olduğu için bu küme tam kümedir. O halde ben eleman sayısı 1 olup en büyük elemanı 1 olan bir küme seçeceksen bunu sadece bir farklı şekilde yaparım. O da 1'dir zaten. Tek elemanlı bir küme evet ele tek elemanı da 1. Virgül. Eleman sayısı 2 olan ve en büyük elemanı 2 olan diye seçeceksem en büyük eleman 2 ise bunun yanına sadece 1'i yazabilirim ve yine bir tane küme ile karşılaşırım. Eleman sayısı 3 olacaksa ve en büyük elemanı 3 olacaksa bunu da tek biçimde yaparım. Yani 1, 2 ve 3 olacak şekilde. Ve 4 için de aynı şeyi tekrar edebiliriz. 3, 4 ve 5 için de kümenin kendisini yazmamız zaten yeterli olacaktır. 4 ve 5. Toplam kaç tane küme saydık? 1, 2, 3, 4, 5 tane küme saydığımız için doğru cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Sevgili gençler 13. sorudayız. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 küme elemanların oluşmuş A kümesi. Ve B kümesi de x artı ylerden oluşuyor ve bu x artı yler öyle ki x A'nın elemanı, y de A'nın elemanı ve x y'den farklı olduğuna göre B kümesinin iki elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Diyor ki yani B kümesine öyle elemanlar yazacaksın ki x ile y ye seçeceksin önce A kümesinden birbirinden farklı olacak ve bunların toplamı şeklinde B kümesinin elemanlarını oluşturacaksın. Bir kere en küçük eleman hangisi olur? Eksi 3 ile eksi 2'nin toplamından. Eksi 5 gelir. Bir sonra eksi 3 ile eksi 1'i toplayarak eksi 4'ü. Eksi 3 ile 0'ı toplayarak eksi 3'ü. Eksi 2 ile 0'ı toplayarak eksi 2'yi. Eksi 1 ile 0'ı toplayarak eksi 1'i. Eksi 1 ile 1'i toplayarak 0'ı. 0 ile 1'i toplayarak 1'i. 2 ile 0'dan 2. 3 ile 0'dan 3. 4 ile 0'dan 4. 4 ile 1'den 5'i. 4 ile 2'den 6'yı. 4 ile 3'den 7'yi elde ederim. Başka da büyük eleman elde edemem. Demek ki benim eleman sayım bu kümenin elemanları bunlarsa eleman sayım nedir arkadaşlar? Yani eksi 5'ten 7'ye kadar kaç tane sayı vardır toplamda? 13 tane. Diyor ki B kümesinin 2 elemanlı alt küme sayısı. Yani 13'ün ikilisini istemiş artık bizden. Bu da 13 çarpı 12 bölü 2 faktöriyel dersek şunları sadeleştirelim. 6. 6 kere 13'te ne yapacaktır? 78 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Geçelim sevgili gençler bir sonraki sorumuza. Soru 14. A kümesi 1 2 3 ve B kümesi 2 3 4 5 6. Bakın burada 7 yok dikkat. Bir de 9 yok dikkat. Kümeleri veriliyor. A kesişim B hemen A ile B'yi kesiştirirsek burada sadece 2 ve 3 elemanları var. Bunu kapsayan bir K kümesi ve bunun da alt kümesi olan K kümesini de kapsayan bir A birleşim B kümesi seçeceğiz. Bu da 1 2 3 4 5 6 8 ve 10. Tamam? Kaç farklı küme vardır? Bir kere K kümesi 2 ile 3 elemanını ihtiva eden A'yı içerecekse eğer K'nın içerisinde mutlaka ama mutlaka 2 ile 3 zaten bulunacak. Şimdi ben bunların yanına elemanlar seçmem lazım. Bunları nasıl seçerim? Bunları şu şekilde seçebiliriz. 2 ile 3 zaten bulunacaksa 1'den, 4'ten, 5'ten, 6'dan, 8'den, 10'dan oluşan alt kümeleri eğer ki ben buraya yazarsam zaten K kümesini oluştururum. Hem A birleşim B'nin alt kümesi olur hem de A kesişim B'yi kapsar. Peki burada kaç tane eleman var? 1 2 3 4 5 6 tane eleman olduğu için 2 üzeri 6 tane bunların alt kümesi vardır. Yani 64 tane. Bu 64 tane küme vardır K kümesi şeklinde diyebiliriz. Geçelim 15. sorumuza sevgili gençler. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından oluşmuş ve R bu A'nın elemanı olmak üzere R elemanlı alt kümelerinin kaçında R elemanı bulunmaz diyor. Hemen bir tane R seçelim. Mesela R 1 olmuş olsaydı diyor ki 1 elemanlı alt kümelerinin kaçında 1 elemanı bulunmaz. 1 elemanlı alt kümelerinin kaçında 1 elemanı bulunmuyorsa bakın kaç tane 1'i sildikten sonra bir elemanlı kaç tane alt küme yazabilirim? 5'in birlisi biçiminde tane diyelim. Artı 2, r'yi 2 seçersek 2 elemanlı alt kümelerin kaçında? 2 bulunmaz diye sorduğu zaman 2 bulunmayacaksa bu sefer 2'yi sileceğim. 5 tane eleman kaldı ya bu sefer 5'in ikilisi diyeceğiz. Değil mi? Artı 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında? 3 bulunmaz derse bu sefer 5'in üçlüsü. 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında 4 bulunmaz derse 5'in 4'lüsü ve 5 elemanlı alt kümelerinin kaçında 5 bulunmaz derse bu da 5'in 5'lisi biçimde seçilir. Arkadaşlar eğer ki burada bir de 5'in 0'lısı olmuş olsaydı şu şekilde burası 2 üzeri 5 olacaktı. Ama 5'in 0'lısı olmadığı için geri çıkaralım. Eksi 5'in 0'lısı 1'di. 2 üzeri 5'ten 1'i çıkarın arkadaşlar. 32'den 1'i çıkarırsak doğru cevabın 31 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Geçtik 16'ya. Düz bir zeminde duran şekildeki küpün ayrıtlarından rastgele ikisi seçiliyor. Seçilen bu ayrıtların yere dik olma olasılığı. Öncelikle yere dik ayrıtlar hangileri? Şu, şu, şu ve şu. Yani diyor ki bu dört tanesinden herhangi iki tanesini seçersen istenileni gerçekleştirirsin. Bu bir olasılık sorusu. Dolayısıyla istenilen durum dördün ikilisi olacak. Peki bir küpün toplam kaç tane ayrıtı var? 12 tane. Bakın şunların her biri bir ayrıt. Ve bunlardan 12 tane var. 12'nin ikilisi biçiminde de tüm durumu yapmış olurum. 4'ün ikilisinin 6 olduğunu, 12'nin ikilisinin de 12 çarpı 11 bölü 2 olduğunu biliyorsa eğer, buradaki 2 ile buradaki 12 sadeleşir 6, buradaki 6 ile buradaki 6 sadeleşir ve geriye sadece 1 bölü 11 kalır. Doğru cevabında burs olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Geçtik 17. sorumuza. Şekildeki küpün rastgele iki ayrıtı seçiliyor. Seçilen bu ayrıtların birbirine temas etmeme olasılığını sormuş. Şimdi varsayalım ki şuradaki ayrıtı seçtik. Seçtiğimiz ayrıt bu. Buna temas edenleri sayacak olursak, bu temas ediyor, bu temas ediyor, bu temas ediyor, bir de buradaki temas ediyor. Yani. Bu ayrıtın dışında hani 12 tane vardı ya bir tanesini seçtik 11 tane kaldı. 4 tanesi eğer temas ediyorsa 7 tanesi temas etmiyordur. Dolayısıyla 7 tane temas etmeyen var. Peki bu ayrıt dışında toplam kaç tane ayrıtımız vardı? 11 tane ayrıtımız vardı. 7 tane temas etmeyen bizden istenilen durumdu. Tüm durumda 11 tane diyeceğiz ve 7 bölü 11'dir cevap diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar peki Hocam siz sadece buradaki ayrıtı seçtiniz. Bunu diğerleri için de yapmamız gerekmiyor mu? Arkadaşlar diğerleri için de yapsanız zaten sürekli aynı durum geleceğinden tüm durum artacak. istenmeyen durum artacak ve gene hep bunların katı şeklinde artacak. 7'nin ve 11'in katı şeklinde artacağı için cevap direkt 7 bölü 11 diyebilirsiniz. Yani sadece bir tanesi için yapmanız yetiyor bu sorularda tamam. Biraz da, birazdan çözeceğimiz sorularda da bunu net bir biçimde göreceksin. Bir küpün. Rastgele 200'ü siyaha, Kalan yüzleri beyaza boyanıyor. Siyaha boyalı yüzlerin birbiriyle komşu olma olasılığını sormuş. Hemen bir küp canlandıralım gözümüzde. Şu şekilde bir küp arkadaşlar. Siz de hani böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman bunu çizin ki rahat edin. Tamam. Şunu şu şekilde çizdik. Bu bizim küpümüz. Peki bu küpte varsayalım ki şu kü e yüzü siyaha boyadık. Hemen siyaha boyanmış halinde şöyle griye boyalım ki. Boyayalım ki net görünsün. Hatta şöyle yapalım. Evet. Şimdi e, iki yüzü siyaha kalan yüzleri de beyaza boyamış. Varsayalım ki siyaha boyalı yüzlerin bir tanesi şu. Tamam. Sağ taraftaki yüzü siyaha boyadık biz. Peki e, ne demişti? Birbiriyle komşu olma olasılığı. Bakın bunun komşusu bir hemen şuradaki yüzde var komşusu. Yani şuradaki arkadaki görünen yüz. Üst yüz bunun komşusu. Hemen solundaki yüz bunun komşusu. Ve altındaki yüz bunun komşusu. Yani toplam 4 tane komşusu var bu siyaha komşu olan. Tek komşu olmayan neresi? Bunun tam karşısındaki yüz. Peki bunun kaç tane e, bu ayrıt haricinde kaç tane ayrıt vardı? 5 tane. Tüm durumumuz 5'miş. İstenen durum hangisi? 4. Dolayısıyla 4'ü 5'e bölersek bunun olasılığını bulmuş oluruz. Yani istenen durum bölü tüm durum bize olasılığı verecektir sevgili arkadaşlar. Geçelim 19. sorumuza. İyi dinleyin soruyu arkadaşlar. Güzel soru. 1'den 18'e kadar ardışık elemanların bulunduğu 18 elemanlı bir kümeden rastgele 3 tane eleman seçiliyor. Seçilen bu elemanların ardışık 3 sayı olma olasılığını sormuş. Şimdi varsayalım ki şu şekilde elemanlarımız var ve bunların tek tek yazıldığını düşünelim. nokta 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 en son 14 15 16 17 ve 18 elemanını gösterelim. Şimdi İstenen durumu bir sayalım. yani tüm durumu saymak kolay. Tüm durum arkadaşlar 18'in üçlüsüdür. Değil mi? 18 tane elemandan 3 tanesini seçmektir tüm durum. Peki istenen durumu nasıl saymamız gerekiyor? Onu da şu şekilde belirtelim. Bakın. İlk ardışık seçebileceğim en küçük elemanlar şunlar: 1 2 3. Peki sonraki seçeceğim ardışık elemanlar hangileri olurdu? 2 3 4 olurdu. Bundan sonra seçeceğim ardışık elemanlar ise 3 4 5 olurdu. E bu şekilde bir kaydıra kaydıra gidersem en son seçeceğim ardışık elemanlar 16, 17 ve 18'dir. Bakın. Seçtiğim ardışık elemanlardan ilkinin en küçük elemanı 1. Seçtiğim ardışık 3 tane elemandan en büyüklerinin en küçüğü 16. Demek ki burada 1'den 16'ya kadar olan sayı adedi kadar üçerli üç üçerli eleman seçmişim. Yani toplam kaç tane ardışık eleman seçebiliyormuşum? 16 tane. Bu da istenen durumdur. Yani ben 16 bölü 18 17 çarpı 16 bölü 3 faktöriyel dersem 16'ları sadeleştirdikten sonra 3 faktöriyelinin 6 olduğunu biliyorsunuz. 6'ya böl 6'ya böl. Buraya da 3 derim. Cevabımız da ne olur? 1 bölü 3 kere 17 51 olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Cevabımız A seçeneğinde. Geçelim 20. soruya. 0 1 2 3 4 5 kümesinden rastgele seçilen 3 rakam yan yana dizilerek 3 basamaklı bir sayı elde ediliyor. Elde edilen bu sayının ardışık rakamlardan oluşma olasılığını sormuş. Şimdi burada ardışık rakamlar derken hangilerinden oluşabilir? Bakın 0 1 2 var. 0 1 2 1 2 3 var. 2 3 4 var. Ve 3 4 5 var. Değil mi? E peki 3 basamaklı sayılar oluşturacağız ya. Buradan 3 basamaklı sayı kaç tane oluşur? 0 başa gelemez. 2 tane sayıyı buraya yazabilirim. Buraya tekrar 0 gelebileceği için 2 yazarım. Buraya da bir tane sayı kalır ve toplam 4 tane sayı yazmış oluruz. Doğru mu? Peki bundan 3 basamaklı kaç tane sayı yazarım? 3 faktöriyel tane. Bundan da 3 faktöriyel tane. Bundan da 3 faktöriyel tane. Yani burası toplam 18. 4 de burada toplam 22 tane istenen durum var. Değil mi? Bölü tüm durum. Tüm durumunu nasıl, nasıl sayacağım? 3 basamaklı sayılar yazmamı istiyordu bizden. Toplam 6 tane sayım var ama bir tanesi 0. Dolayısıyla buraya 5 tane gelebilir. Ee, artık 0'ı tekrar kullanabileceğim için buraya da 5 tane. Buraya son olarak 4 tane. Yani 5 çarpı 5 çarpı 4'ten 100 olacak. Burası da tüm durum. Sadeleştirme işlemini yaparsak 2'ye böl 11. 2'ye böl 50. Doğru cevabın 11 bölü 50 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet sevgili gençler. Bir sonraki 20 soruyu bir diğer videoda bulabilirsiniz. İkinci videosunda bulabilirsiniz. Bunun hemen ardından yayınlanacak. Ee, çok fazla olduğu için 40 soru tek videoda eritmeyelim. Tek videoda bitirmeyelim diye 20-22'ye böldük. Diğer türe ve integral videolarını da bu şekilde servis edeceğim. Onları da kanalda bulabilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize dikkat edin. Bol bol matematik çalışmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.